Peki sizin alanınızda siz kalple ilgili, tansiyonla ilgili, göğüsle ilgili şikayeti varsa ekibimiz önce hazırlıyor dediniz. Sizin alana geldikten sonra tetkik anlamında sizler neler yapıyorsunuz? Evet, şimdi bir kere bunların hepsi bir tetkik. Evet. Bir kalp ekosu mutlaka. Ardından akciğer filmi. Mutlaka mideyi gastroskopisini yapmak zorundayız. Bütün bu rutin kan tablolarını hepsine bakıyoruz. Eksik olan veya işte yerine koymamız gerektiği bir şeyler varsa onları tamamlıyoruz. Ondan sonra hazır hale geliyor hastalar. Evet. Ameliyattan sonra da 3. ayda bir kere diyetisyenimiz var. Diyetisyenimizle mutlaka irtibatta oluyorlar. Ara ara biz de kontrollerimize çağırıyoruz. Ondan sonra 3. ayda, 6. ayda bazı rutin tetkiklerimiz olacak. Zaten 6 ayda %50-60 kadar kilo vermiş olacaklar. Sonra yılda bir çağırıyoruz hastalarımızı. Ama bazen bu beslenmeyi birden kısınca tabii ki, kısıtlayıcı bir ameliyat sonuçta, vitamin eksikliği veya demir eksikliği, bu tür destek vermemiz gerekli hastalarımız oluyor. O nedenle onlara da bu desteklerini belki ömür boyu değil ama bir yıla kadar uzayan bir süreçte desteğimizi vermemiz gerekiyor. Vitamin kullanmak zorunda mıdır hocam, mineral vitamin? Şart değil. Evet. Şart değil. Özellikle sleeve gastrektomi de şart değil ama diğer malobstrüktif cerrahi de şart. Evet. Mesela duodenal sivilce ameliyatı var. Tip 2 diyabeti de çok güzel düzeltiyor. Bu sleeve gastrektomi de yaklaşık %60'a yakın diyabeti müthiş düzeltici bir etkisi var. Evet. Onlara destek veriyoruz. Onlarda daha çok ihtiyaç oluyor. Sleeve'de hastadan hastaya seçmemiz gerekiyor. Evet.